Hepinize Doruk Akademi'den merhabalar sevgili arkadaşlar. Solidworks derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber Bobcat Loader'ımızın yani Forkliftimizin tekerleğini çizeceğiz. Hemen ön düzlemimize bir adet skecimizi açalım. Skecimizi açtıktan sonra Center Rectangle komutunu alıyorum. Şöyle üst tarafa doğru bir Center Rectangle çiziyorum. Smart Dimension komutuna girerek genişliğini sevgili arkadaşlar 288 milimetre, Yüksekliğini ise yaklaşık olarak 90 milimetre veriyorum. Ve buradan sevgili arkadaşlar, e, ojenimizden olmasın, şöyle selek diyelim. Şöyle yatay e, kenarından, e, altta kalan kenardan sevgili arkadaşlar, orijin noktamız olan uzaklığımız 240 mm olsun. E, şöyle sağa basıp selek diyelim. E, bunu da sevgili arkadaşlar, orijin noktasından tutup buraya vertical olmasını sağlayarak aşağıda görmüş olduğunuz gibi full defined bir görsel elde etmiş bulunuyorum. Bunu yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. E, three point arc komutunu alalım. Three point arc komutuyla buraya bir arc koyalım. Buraya da bir arc koyalım. Şöyle. Ve buraya da bir arc koyalım sevgili arkadaşlar. Bunları koyduktan sonra sağ basıp diyorum Bunlardan sonra sevgili arkadaşlar buradaki 3 line'ımı seçiyorum ve delete diyorum. Smart Dimension komutuna giriyorum. Smart Dimension komutunda ee, yarı çapımızın 90 e, değil 120 mm olduğunu söylüyorum. Burada da yarı çapımızın 120 olduğunu söyleyeceğim. Burada ise arkadaşlar yarı çapımın 400 olduğunu söyleyeceğim ve enterlayacağım. Sağ basarak select diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yapımızı tamamlamış bulunduk. Bundan sonra bunu döndürerek yapacağım. Yani bir adet line alıyorum, Lineımı şuraya konumlandırıyorum, sağ basıp construction geometry çeviriyorum ve buraya bir construction geometry eklemiş bulunuyorum. Bunu yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar, isterseniz features kısmından revolt Boss base komutunu kullanarak e, yapımızı şuradaki construction Line'ımızda döndürerek de yapınızı oluşturabilirsiniz. E, i̇sterseniz sevgili arkadaşlar yapınızı seçtikten sonra buradan çıkış yaparak da yapabilirsiniz. Tamam diyorum ve e, tekerleğimin gördüğünüz gibi oluşturuyorum. Şimdi tekerleğimi oluşturduktan sonra bir fillet e, uygulayacağım. Şu Pardon arkadaşlar bu yüzeyi sağ bastım delete dedim. Şu yüzeyin tamamını şöyle seçiyorum ve fillet parametreme de girip Yaklaşık olarak 60 mm fillet parametresi giriyorum ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha oval, şuralardan daha kesik bir e, tekerlek elde etmiş bulundum. Bir de sevgili arkadaşlar hemen üst plane'imi tutalım. Plane'imizi tutalım. E, referans geometri kısmından plane atacağım. Bu plane'i neden atıyorum sevgili arkadaşlar? Bu e, lastiklerin üzerinde bildiğiniz gibi tırtıklar olur. E, yol tutuş hakimiyetini sağlaması için veya işte böyle büyük e, yapılarda... Büyük traktörlerde, kamyonetlerde vesaire gibi yapılarda kullanılırken e, tekerleklerin yapısı daha farklı olur. E, yer tutuşunu sağlayabilmek için toprakta veya arazide daha iyi gidebilmesi için. Bu yüzden buraya bir plane atayıp o çıkıntıları yapmak istiyorum. Plane'imi atamak için de örneğin yukarı doğru 280 mm e, yüksekliğinde bir plane atıyorum ve tamam diyorum. Bu plane'imi atadıktan sonra sevgili arkadaşlar e, şöyle yapalım. E, bu plane'imizin üzerine şöyle CTRL 8'de dik bakacağız. Fakat plane'imize bir e, sketch açalım. Ve o sketch'e dik bakalım. Şimdi sketch'imize dik bakarken sevgili arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şöyle bir e, line alalım ilk başta. Şöyle bir line konumlandıralım. Sağ bastım. Constructional geometriye çevirdim. Tekrardan bir line komutuna girdim sevgili arkadaşlar. Birazcık uzun yaptım ve burayı değiştirmek istiyorum birazcık. Örneğin nasıl bir çizim yapmak istiyorum? şuradan şöyle gelerek birazcık şöyle aşağı hmm, şu şekilde birazcık gelelim sonradan burayı bu şekilde kapatalım Burayı tamamladık Bir de sevgili arkadaşlar Örneğin. Şuradan başlayarak da yapabiliriz. Bunu da sevgili arkadaşlar şöyle aşağı doğru olması da bir sakince yoktur. Böyle paralellik yakaladığımıza emin olalım. Kıvamastım, bastım seçtirdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bunları çıkıntı olarak döndürerek katılacağım. Burada sevgili arkadaşlar bir fillet komutu uygulayabilirim. Çünkü bazı yerlerde görmüş olduğunuz gibi çok fazla keskinlik olmasını istemiyorum. Doğal olarak burada şuradan sevgili arkadaşlar bir fillet komutunu uygulayalım. Örneğin nerelere uygulayabiliriz? Buralara tamamen bir 10 mm'lik fillet verebiliriz. Ee, şurası 10 milimetrenin altında kalıyor sevgili arkadaşlar. Şöyle 5 yapalım. Ve buraya da fillet verelim. Daha buranın şöyle buralarını seçelim. Hepsinde bir fillet olsun. Buraya da verelim. Şöyle tamam diyelim sevgili arkadaşlar. 5'er milimetrelik bir eee radius kırması verdim. Çıkış yaptım. Burada ise sevgili arkadaşlar hemen Features'dan Extruded Boss Base diyorum. Şöyle birazcık bakalım. Burada sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam ortasındayız lastiğimizin. Tam ortasından yukarı doğru yaklaşık olarak 100-120 mm yeterli olacaktır sanırım. 100'e -100 bakalım. 100 mm yeterli olacak fakat biz gene 120 yapalım sevgili arkadaşlar. 120 mm'lik bir Extrude verelim. Bu ekstrudumuzu verdik. Buradaki plane'imizi sevgili arkadaşlar gizleyelim. Bunu gizledikten sonra Burada ise sevgili arkadaşlar, Features komutunun içerisine giriyorum. Features komutunun içerisindeyim. Features komutunun içerisinde Circular ee, Pattern komutunu kullanacağım. Features and Faces kısmında ise sevgili arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi Features pattern'imiz var. Features pattern'de Boss Extrude'u da işaretliyorum. 2 tane olmayacak sevgili arkadaşlar yaklaşık 20 tane olacak Ve 360 derece olacak Şekilde Bir yapı meydana getireceğim Direction'ım ise sevgili arkadaşlar örneğin Şu Direction'da da bana Bir yapı meydana getirsin şimdi görmüş olduğunuz gibi 15 derece aralarında olunca Bu şekilde meydana getiriyor veya equal spacing deyip yani instance spacing dediği aralarındaki mesafe equal spacing dediği Eşit mesafelerde arada olacak şekilde 360 derecede 20 tane olacak şekilde benim için bir düzenleme sağlıyor Görmüş olduğunuz gibi circular pattern komutu 360 derecede 20 tane olması kafi diyorum ve tamam diyorum Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar yapımızı tamamladık fakat sizin de gözünüze çarpacağı gibi bu Çok fazla büyük oldu Şimdi bu büyüklüğü e, tekrardan düzeltmek için şöyle bir adet e, ön düzlemimize yine bir skecimizi açalım. ct 8'de skecimize dik bakalım sevgili arkadaşlar. Burada şöyle bir e, line komutu alıyorum. Buradan sevgili arkadaşlar, şöyle bir line çizeceğim. Bu şekilde. Bunu sevgili arkadaşlar, tekrardan bir line komutu alacağım. Buraya bir constructural geometri atamış olacağım. Ve sevgili arkadaşlar, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Hani buradan da bir line çekip, constructural geometriye dönüştürebilirsiniz. Ee, isterseniz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Bunu yapmayacağım ben. Örneğin buradaki e, orta noktayı şöyle tutacağım. Bakın, hem horizontal çizgisini hem midpoint'i tutmuş oldum. Horizontal'i sağ basarak delete diyorum. Midpoint'im burada kaldı. Bir de sevgili arkadaşlar orijin noktamı tutacağım buradan. Şöyle CTRL S yapacaktım. Şöyle bir daha yapalım arkadaşlar. Horizontal'i silelim. CTRL'ye basıyorum. Midpoint line'imiz e, buradaki point'imi seçiyorum. Ve arkadaşlar birbirine vertical diyorum. Ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi birbirine vertical'lık yarattık. E, şöyle hemen Smart Dimension komutundan sevgili arkadaşlar. Ee, örneğin buranın yüksekliğinin 120 mm. Tabii ki burası da 120 mm olacak o zaman. Ee, şuraların sevgili arkadaşlar 40 40 ar milimetre olması yeterli olacaktır. Burası da 40 milimetre başka ne verebiliriz? Başka sevgili arkadaşlar şuradan örneğin orijin noktasından Yüksekliğini verebiliriz çünkü bayağı bir kesim yapacağız ortalama 325 milimetre Olabilir örneğin ee, Bir de sevgili arkadaşlar e, radyosumuz 40 ee, Şöyle yapabiliriz Bunları sevgili arkadaşlar örneğin bu noktayı Şöyle şuradaki bir noktayla e, Coincident yapabiliriz Bunlar e, direkt olarak otomatik bir şekilde coincidentla dönüyor görmüş olduğunuz gibi ee, bu şekilde bir kesim meydana getireceğim sevgili arkadaşlar. Zaten tam tanımlı olmadı. İstersem tam tanımlı da yapabilirim isterseniz. Böyle CTRL 8 diyelim. Sağ basıp selekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi maviliklerimiz var ve bu maviliklerimiz bu şekilde oynamakta. Bu oynamaların önüne geçmek için de isterseniz buranın bir değerini verebilirsiniz. Örneğin 420 diyebilirsiniz ve e, örneğin şuradan herhangi bir orijin noktasına uzaklıkta 210 mm verdiğinizde direkt sabit bir şekilde ortalanmış olacaktır burası ee, Şöyle yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar burada e, Features kısmından Revolve Cut komutunu kullanabilirsiniz Revolve Cut komutunu kullandığımızda görmüş olduğunuz gibi Direction kısmında blind olacak şekilde 360 derece tamamen bir kesim meydana getirecektir Tamam diyoruz sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 360 derecelik bir kesim meydana getirmiş olduk. Çok mu az oldu? Çok az olmadı esasında. Gayet yerinde oldu bence. Şimdi bir de sevgili arkadaşlar buna tekrar Appearances kısmından bir yapı atyalım. Bu yapımız da rubber olsun. Rubber'dan madde atayalım. Madde rubber atyalım. Görmüş olduğunuz gibi tekerleğimizi de çizmiş bulunduk. Bir sonraki dersimizde sevgili arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bunu kaydetmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Buradan e, save as diyerek bunu e, tire olarak kaydedebilirsiniz. Veya tekerlek olarak da kaydedebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.